dönecek. Şeye aşağıya arabayı salmayayım diyor. Araba herhalde yüklü. Vaziyet. Beton mu atıyorlar aşağı? Adana plakalı arabalar falan geziyor. Orada bura merkez yol ya. Köprü atmışlar, çalışma yapmışlar. Elektrikçiler bak. Tekçiler çalış. Mermer ocağı falan var aşağıda. Mermer ocağından götürüyorlar bunları. Bunda da mermer yok. Onda da aşağı indik bakın. Bayağı indik ya. Dere yataklarına falan indik. Evet. Evet Ayrancı. Erdemli yolu. Cacık yaylasını geçtik. Şu anda Fındık Pınarı yaylasına ilerliyoruz Allah'a izin verirse. Köprüden geçiyoruz. Dere yatakları kurumuş. Dere yatağı kuru köprü. Su yok. Limana gidiyor bunlar. Hep 33 plak. Fimar mermer mi diyordu? Değil ama bol bol lahana ekiyorlar değil mi? Hakikaten bak. Sağımız solumuz tüm lahana. Şu anda yollar fena bozmuşlar ama. Yılan beli gibi yollar. Kıvrım kıvrım gidiyor. Aslında adamlar traktör tarım ilaçlama filan. Thank you.
tepe tepe köy dediği burası mı ki? Tepeköy Belediyesi Cami, Beldesi Cami. Çatak Cami. Çatak Cami. Mermer demek ki oradan çıkar basan. Bahçeli bir düşünce var. Elma mı yolladılar ki? Armut yolladılar, armut. Demek ki buranın, şunlar hep armut ağacı. Marketlerde, manalarda yediyorlar, hep. Evet, evet, aynen öyle. Doğa harika, kusura bak ya. Orada bir köy var uzakta. Her taraf bahçe, yem yeşil. Sahile geldik, Erdemli civarına geldik, Tepeköy'e geçtik. Hal mi? Hal demek ki. Şeysiz, çatısız evleri görmeye başladık. Damsız binaları. Panelsiz güneş enerjilerini. Çalışmıyor. Erdemli Belediyesi çalışmıyor. Mezit değilse de mezit de çalışmıyor. Köye giriyoruz. Tabela yok, bir şey yok. Orada ekmek falan satılıyor. Ekmek satılıyor da ekmek fırını adı yok, sanı yok. Bakkalın adı da yok. Sarı çizim, elime de. Ama fena Türk Fiyat motoru var. Demek ki buranın şeyini karnına Türk Fiyat çekiyor. Evet. Yani fena bak. Hiç diye başka marka motoru yok. Demek ki buraların dayanıklı motoru bu. Burası Tepeköy'müş. Valla şurada pazar herhalde. Otobüs durağında yazıyoruz Tepeköy diye. Tabelayı göremedik hali. Petrol. Veresiye satış yoktur diyor. Petrol var. Bina yok. Pompa var. Bina yok. Ama efsane manzara değil mi aşağıda? İncirleri gördük. Sahile geldik. Mezitli Tepeköy Mahallesi. Demek ki köyün girişi bura. Köyün diğer girişinde tabela mabela yok. Ne bu eksiklik? Varsa da çalmışlar. Uzatılar sattasın. Sarılara geldik. İsırına geldik. Sarılar İsırına. Kuzeydoğu'dan kuzeybatıya geçermiş gibi oluyoruz abi. Burada herhalde hal. Yok ya. Yok, buraya baksana, meyve alım yeri gibi bir şey. Ufak bir yer. Meyve alım yeri baksana. Fındık Pınar Mahallesi'ne gidiyoruz, tabelası görünüyor. 13 kilometre. Yani. Yine bir Türk Fiyatı geçiyoruz ama Türk Fiyat'ın kalitesi 70 plak olmaz. Yokluğun içinden varlığın içine girmiş gibi oldu değil mi? Vallahi öyle oldu. Yani insanlar görmeye başladık. Ama... Türk Fiyat tartışılmıyor bak. Türk Fiyat tartışılmıyor, aynen öyle. Yolları demek ki zaten... bu yolun kahrını Türk Fiyat çekiyor. Ama genelde de hep Renault Broadway var ha. Renault marka değil mi? Dağ arabası. Dağ daşa geliyor. Altın yüksek olması gerek. Sarılar Mahallesi böyle son buluyor. Sarılardan çıktık, bakalım neyle karşılaşacağız. Ama var ya, aynı Amazon ormanları gibiymiş ha. Buranın ki Fındık Pınar Mahallesi. Sanki ilçe gibi ya. Aynen öyle. Mezitli Fındık Pınar Mahallesi'ne geldik Yakuban Bey'le. Yakuban Bey'in elini ayağını yıkadık. Saçını ıslattık. Sıcaktan etkilenmesin diye. Burada kıraathaneler var. Çay ocağı var. Gölgelik yerde insanlar oturmakta. Şöyle, ama maşallah burada arkamızda aynen şu anda gördüğünüz bak ilerideki itfaiyenin hemen arkasında kıraathane var. Şurada Mezitli Fındık Pınar Mahallesi
diye bir resmi kurum binası var. Turumuz böyle devam ediyor. Yakuban. Kınlık Pınar Mahallesi gezimiz devam ediyor. Seherlerle şelaleye doğru geldik. Evet, Kınlık Pınar Mahallesi'ne Kınlık Pınar gezimizin devam etmekte. Kınlık Pınar'dan sonra Sunfura Şelalesi'ne geldik. Bunlar hep YouTube'a atılacak, anladın mı? At. Şuraya. Şöyle şelale var burada. Sunfras. Doğalmış. Sunni değilmiş. Şelalemizin durumu şu şekilde. Efsane bir görüntüsü var. Burada ağacı, kiraz ağacı, elma ağacı ve kıvırcık ağaçların bulunduğu enfes bir yerdir. Sunturas bu arada kivi yetiştiriciliğinde Mersin'de öncüdür. Mersin'in ikliminde kivi yetişmez diyenler buradaki kivilerin tadına bakmamıştır. Bir de inanılmaz şahane bu şekilde bir şelale vardır. Yani bölgeye Santa Iras adı vardır. Santa Iras olan adı Sunturas olarak da değiştirilmiştir. Hazreti İsa Halevilerinden olan Tarsus'u Said Bağul tarafından yetiştirilen S.T. Taras bu adı vermiştir. Yaz aylarında Mersin'in sıcağı ile meşhurdur. Bu yüzden Mersin'de serinlemek için alternatif bir yol olaraktan Sunturas'ı bulmuşlardır. Peki Sunturas'a nereden gidilir derseniz Mersin merkezden Gözne yolu istikametine Aslanköy yol ayrımına döndükten 15-20 dakikalık bol çakıllı dönemeç taşlı ve zorlu yolculuktan sonra muhteşem bir yere ulaşabilirsiniz. Bu şekilde şelaleye varabilirsiniz. Yani Mersin merkezden Gözne yolu istikametinden Aslanköy yol ayrımına döndükten sonra. Şelale gezimiz bu şekilde sonlandı. Evet, merdivenlerden çıkıyoruz ya Akban Bey ile. Herif. Manzara şu şekilde. Arkamıza kalan. Hüseyin Karaman'a. Karaman'a göre Güneybatı. Güneybatı, evet. Güney, ben Karaman'dan bakıyorum. Evet, Karaman'a göre Güneybatı. İstikameti Güneybatı'na. Karaman'a göre. Çok memur çıkaran şey. Türkiye'nin neresine varırsan var, bir aslan böyle bulursun. Yani. Tam o kadar yaygın ha? O kadar yaygın. Hep biz koyuna koyun. Yani dağ. Küçük başbala da var denir. Koç, koyun, kuzu, yazmış, oğlak. Bunların tamamına davar dedi, davar. O da aynı şekilde. Yok, o şeyin, karı yiyorlar oraya. Karının o iyi zamanı. Basıyorlar, ondan sonra o karı şeyle motorlu testleri yok mu? Motorlu testleriyle şu ana geçiriyor. Çilek satanlar, meyve sebebi satanlar, doğal reçel satanlar. Bu şekilde satış yapılan ürünler var. Böyle klasik güzel çeşmeler yapmışlar. Sular akıyor. Arslanköy'deyiz bu arada. Kınlık Pınar Mahallesi'nden buraya geçtik. Hortum bağlamışlar ağzına aslan. Arslanköy. Mesir Ağalı'nın tarzında bir yer. Karşıda çizimler yapmışlar Mersin olarak. Yavaş 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 yavaş. Gel. Dur. Burada da. Gelme bak. Şimdi gelen kişiye ihtiyacı olur mu? Evet. O aslanların falan bir tarihi figürü var mı? Yoksa? Ya, bura aslan köyü. Sultanlar gibi. Hani. Evet. Sadece boruyla çıkıyor. Evet, onun üstüne gelir biz piknik yapardık. Köhne bir yer. Herif, paşası, babam. Müzik.
Mersin'in Fındıkpınar Mahallesi'ndeyiz. Mersin Mezitli Fındıkpınar Mahallesi. Burada Kiva Ağacı var. Kiva Ağacı'nın sarmaşık bir sahili. Denize bu dallardan geliyor. Şehirler. Yani Kiva Ağacı bu şekilde oluyor. Sarmaşık bir sahili. Bu şekilde ince dallardan sarmaşık bir sahili ileriye doğru atıyormuş kendini. Ama işin garip tarafı tüm bahçe içerisinde erkek kivi olursa meyve vermiyormuş. İçerisinde illaki bir tanesi ağacın bile bahçenin herhangi bir yerinde dişi olmak zorundaymış. Onun dolayı bu şekilde meyve veriyormuş. Fındıkpınar civarında şeftalisi meşhurmuş. Şimdi kivisi meşhur olmaya başlamış. Şeftali dayanmıyormuş ağaç olaraktan. Yükseğe çıkıyoruz. Mersin Tarsus ilçesinde bulunan Ashab-ı Keyif Camii Tarsus'un 12 kilometre kuzeyinde Derler Köyü Encürüs Dağı etiklerinde bulunan mağaranın hemen üstündedir. Bu cami 1873 senesinde Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmış bir cami olaraktan tarihçesinde kısmi bilgiler geçmekte. Sonraki yıllarda eklenen 3 şerefeli minaresi ile cami hala ayakta durmaktaymış. Buraya gelen vatandaşlar burada ibadetlerini gerçekleştirip şükür namazlarını kılıp sonrasında mağara ziyaretini öncesi ya da sonrasında yaparak buraya ibadethane olaraktan kullanmaktadırlar. Az önce dediğimiz gibi Tarsus'a 12 kilometre mesafede olan Derler Köyü'nün Encüs Dağı eteklerinde bulunan mağara hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen bir mekanmış. Dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen 7 uyurlara ait olduğu belirtilen 33 adet mağara varmış. Bu 33 adet mağaradan biri de Tarsus'ta bulunan Ashab-ı Keyif mağarasıymış. Şu anda içinde bulunduğumuz sizin izlediğiniz mağara. Kısmi olaraktan 7 uyurlar olarak bilinen hikayesi olan Ashab-ı Keyif'in tam olarak nerede bulunduğuyla ilgili kesin bir bilgi yok. Bugün dünyanın bazı şehirlerinde ve Türkiye'de de Tarsus, Afşin, Efes, Lice'de bulunduğuna dair bir takım iddialar mevcutmuş. Kısmi bu şekilde bilgiler aktararaktan gezimize devam ediyoruz. Dolarla İslamiyet.com sitesinden alınan bir bilgiye göre Ashab-ı Keyif kıssasının anlatıldığı Kur'an-ı Kerim'in 18. suresinde bulunan kıssanın önemi dolayısıyla Keyif adı verilmiştir. Surenin 9 ve 26. ayetinde bildirildiğine göre putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç bu inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çıkmışlar. Taşlanarak öldürülmekten veya zorla din değiştirilmekten kurtulmak için bu mağaraya sığınmışlar. Yanlarındaki köpekleriyle birlikte orada derin bir uykuya dalan gençler 309 yıl sonra uyanmışlar. Bu süre Kur'an-ı Kerim'de onlar mağaralarda 3 yıl, 100 yıl kaldılar. 9 da ilave etmişlerdir şeklinde belirtilmektedir. 300 yılda 9 ilavesi şemsi takvimine göre belirtilen sürede
Hamer'i tahmine göre ifadesi değerlendirilmiş gibi bilgiler mevcuttur. Skillerde olan bir bitki Hint inciriymiş. Mersin bölgesinde dikenli incir de diyorlar. Tadı güzel, fena değil. Mola çekelim deveyle. Fotoğraf çekilmek ücretli mi ki? Sahip keyifte öğlen namazımızı kıldık. Ziyaretimizi yaptık. Kadir-i Sabri Akbaş. Evet, Eshab-ı Kehf'i ziyaret ettik. Allah kabul etsin. Ashab-ı Kehf'in ziyaretimizi yaptık. Sonra Mersin Mehmet Yılmaz'ın evine geldik. Allah razı olsun, yemeğini yedik. Şimdi de Mersin Forum'un civarında gemi tasarımlı Kur'an kursu varmış. Oraya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Kaptan pilot reis. Reis'e tişörtü de giydirdik. Mersin yanınca. Buralar sıcak. Buralara bu mevsimde gelmeyin. Valla biz şu anda Ağustos'un içindeyiz. Kaynıyor. Az önce anlattığımız gemi tasarımlı Mersin merkezindeki öğrenci yurduna geldik. Geç. Kalabalık neredeyse tak oraya şarj bisiklette direkt gidiyoruz. Şalgamcı bizim araba durdurmuş yer değil. Neredeyse 1 kilometre var arası. Hemen şarj bisiklette tak bici şalgam. Mersin sahildeyiz, kordon boyunda. Yan tarafımızda denizin dibindeyiz. Yatlar var. Burada insanlar yürüyüş yapıyorlar sahil boyunda. Evet, bici de müşterinin çok olduğu yerlere gidiyor. Hemen şöyle sahile doğru ilerleyelim. Erdemli'deyiz şu anda. Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanında Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Parkı'nda. Orada böyle şekilli şeyler var. Malzeme çöp konteyneriymiş. Ama ilginç olmuş. Şöyle alayım uzaktan da. Taşları boyamışlar, tellerin arasına yerleştirmişler. Ziyaretimizin ardından Kumkuyu Halk Plajı'na geldik. Mavi ışıltısı hayatınıza mutluluk katsın. Kumkuyu Plajı'na hoş geldiniz. Vahap Seçer diyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Biraz bu şekilde. Şey bak, o kaktüs, yine dikenli incir. O
İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Amatör vlog çekimleri böyle ara ara devam edecek. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler.